Mesela ben başvurdu 14 ay olmuş. Bir başkası başvurdu 2 ay olmuş ve sonucunu almış şeklinde. Yani tabii ki alsınlar. Herkes alsın. Yani mümkün mertebe. Ne oluyor? Benim için mi yaptılar? Tabii ki uzatma başvurusunda ya herkes alsın. Yani selamlar. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım. Uzun zamandan beri video yükleyemiyordum. Sanırım bir iki ay oldu. Biliyorsunuz bu videoları hobi amaçlı çekiyorum aslında. Zaman zaman işte ortam müsait olduğunda, işte ne bileyim tatil olduğunda mümkün mertebe video çekmeye çalışıyorum. İlk zamanlar tabii daha dolu dolu videolar çekiyordum. Çünkü hani her şeyi ilk defa görüyordum. Her şey benim için yeniydi. Paylaşmak daha kolay oluyor. Bol bol içerik oluyor. Zaman geçtikçe tabii bir rutine binmeye başlıyor. Rutine binince de ister istemez ne çeksem, yeni bir konu bulamıyorum gibi durumlar yaşamıyor değilim. Ama temelde bu benim işim değil. Bu benim için hobi aslında. İnsanlarla YouTube üzerinden tanışıyorum. YouTube üzerinden yeni yeni insanlarla tanışmak gerçekten güzel oluyor. Bir yere gidiyorum. Gittiğimde ya kim vardı acaba burada diyorum. Arıyorum. Gittiğimde onunla görüşüyorum. Mesela en son Cardiff'te böyle bir şey oldu. Bu nedenle videolarımı çekmekten keyif alıyorum diyebilirim. En son sanırım bir iki ay önce falan video yükledim. Bu videomun da konusu İngiltere'de 2 yıl. Biz geleli 2 yılı doldurduk. 2 yılı hatta geçtik şu anda. Uzatma başvurusuna da başvurduk. Tabii başvuralı. En son uzatma başvurusuyla alakalı bir video çekmiştim. Hani ondan sonra çıkar falan diye düşünüyordum. Çünkü hani o kadar da bu kadar da beklemeyiz falan diye düşünüyordum ama bu ayın sonunda toplam 15 aydır bekliyor olacağız. Eğer bu ayın sonuna kadar gelmezse. Resmen 14 aydır uzatma başvurumuzu bekliyoruz. Süreç birazcık yıpratıcı oluyor ister istemez. Ne kadar kafama takmıyorum desem de ki takmıyorum gerçekten çok fazla. Ne kadar ama şey yapsak bile bir yerden sonra şu cümleyi kurmaktan sıkıldık. Türkiye'ye gidince şunu yaparız. Türkiye'ye gidince bunu alırız. İşte Türkiye'ye gidince şuraya da gideriz gibi cümleler kurmaktan artık ister istemez bir gına geldi diyebilirim. Ama yine çok şükür ilk 1 yıl 1,5 yılı geçtik. Ve o ilk 1 ve 1,5 yıl çok zor geçti diyebilirim. İş anlamında, bağlantılara anlamında gerçekten bayağı bir zorlandık. Zaten bize de herkes şey diyordu, ilk yıllar çok zor geçer falan diyorlardı. Gerçekten de ilk yıllar çok zor geçti. Ama şimdi iyiyiz. Çok şükür bir problemimiz yok. Süreci bir şekilde o ilk yılları bir şekilde atlattık. Mücadele etmeye devam ediyoruz. İş anlamında bağlantılar kurmaya devam ediyoruz. Videolarımda çok bahsetmiyorum. Bilinçli olarak da yapmıyorum aslında, bahsetmem gerekiyor. Ben dijital pazarlama uzmanıyım. Türkiye'de de bu işi yapıyordum. Burada da bu işi yapmaya devam ediyorum. Dijital pazarlama, işte e-ticaret, işte yani detaylar, sosyal medya, grafik dizayn, ondan söyleyeceğime arama motoru optimizasyonu yani SEO ile ilgileniyorum. Burada da bu tarz işleri yapmaya devam ediyorum. Yaptığım işlerde de işte bir şekilde geliştirmeye çalışıyorum. Buradaki insanlara nasıl, hangi anlamda ihtiyaçları var. Çünkü ihtiyaçlarını tespit ettiğim zaman onlara ulaşmak, onlara hizmet vermek, işe almak çok daha kolay oluyor. Bunun üzerine çalışıyorum. Zaman zaman işte geçtiğimiz en son videomda da en büyük müşterilerimden bir tanesiyle bir video çektim zaten, biliyorsunuz. İş anlamında bu aşamalara geldik çok şükür. Bunun yanı sıra mümkün mertebe bol bol gezmeye çalışıyoruz. Bir yerde bir tatil varsa ve hani müsaitsek mutlaka gidiyorum. Yani eşimle birlikte bol bol gezmeye çalışıyoruz. En son Cardiff'e gittik. Cardiff çok güzeldi. Yani Coventry'den Cardiff'e gidince böyle insan kendini köyden indiğim şehir gibi hissediyor. Buna benzer yerleri tabii gezmeye devam edeceğiz. Çünkü hazır buraya gelmişken yeni yerler görmek, yeni şeyler keşfetmek gerçekten çok güzel. Yani İngiltere'nin gündeminde tabii ki şu anda en büyük problemlerden birisi uzatma mevzusu. Yani bizler için şu anda. Bu konuya tabii ki değinmeden edemeyeceğim. Çünkü insanlar gerçekten bekliyor. Cenazesi olanlar var, hastası olanlar var. Bu
yıpratıcı olabiliyor bir yerden sonra. Hani, tabii ki herkesin başvurusu sonuçlansın, herkes olumlu olsun, herkes 3 yıllık uzatmasını alsın. Tabii ki hak edenler alsın, emek verenler, dosyalarına özen gösterenler mümkün mertebe en olumlu sonuçları alsınlar. Ya bari bir sıra olsaydı ama ya, yani bir sıra bile yok. Hani onlar alsın, bize de verin yani. Gruplara falan bakıyorum, gruplarda böyle şeyler var. İnsanlar şey diyorlar, ben diyor işte mesela şey yaptım. Diyor ki dün bu kadar serzenişte bulundum ama bugün sonuç geldi falan diyor. Yani bir de bunun da şöyle bir yanı var. Hani şu anda konuşuyorum, belki 5 dakika sonra mail gelecek ve uzatmamı alacağım. Hani bu da çok şey, heyecan verici bir şey. Artık bazen şey oluyor, mail geldi. Acaba şey home office'ten mi geldi diye böyle bir heyecan yapıyorum. Ya da işte sürekli maili açıp spam kutusuna falan bakıyorum. Yani bazen bakıyorum, bazen bakmıyorum, bazen aldırış etmiyorum. Mail geliyor, kesin reklam maildir falan diyorum. Bu duyguları ister istemez yaşıyoruz, yaşamıyor değiliz. Birçok arkadaşım var, onlar da hemen hemen bu konuları yaşıyorlar. Bazen anketlere bakıyorum. Özellikle böyle 10 aydan fazla bekleyenler falan bir hayli fazla. Tabii bir sürü söylenti var. Hangisi doğru, hangisi yanlış bilemiyoruz. Kimisi diyor ki işte İngiltere'nin işte göçmenlerle alakalı politikaları var. Bu politikalardan dolayı böyle böyle oluyor diyor. Kimisi diyor ki işte bizim zamanımızda gelenler bir sürü kredi çekmiş. Kredi çekenler parayı alıp Türkiye'ye dönmüşler, kaçmışlar. Ondan dolayı işte Covid dönemindeki uzatma başvurularında özellikle böyle duruyorlar ama bilmiyorum biz ne yardım aldık ne destek aldık, hiçbir şekilde devletten bir şey yapmadık, maaş yardımı falan buna benzer bir şey almadık. Ama işte bu almamamızın, yani almadık çünkü bizim vizemiz bunu desteklemiyor zaten. Desteklemediği için de çok da uğraşmadık açıkçası. Desteklemiyordu. Sonlarında yeni gelmiştik. Sonrasında böyle bir hakkımız vardı. Yani dedim ki hani oradan alacağımız parayla hani niye vizemizi etkilesin? Herhangi bir şüphe bırakmayalım falan diye hiç bulaşmadık, hiç almadık. Ha, alanlar var mı? Var. Yani ihtiyacı vardır insanın, almıştır. Onlar sonuçta bu hakkı devlet veriyor. Yani biz şey yapmadık, baktık ki zaten hani süresi dolacak, geçecek. Alacağımız işte 2 aylık destek için bizi şey yapma, ihya edecek değil falan diye düşündük ve şey yapmadık, almadık. O yüzden hani kafamızda rahat, hani yardım almadık. Hani bu bir engel olmaz diye düşünüyoruz ama bilmiyorum, 14 ayı doldurduk. Yani en azından şey, şu şekilde kendimi teselli ediyorum. En azından ilk yıldaki yaşadığımız zorlukların olduğu bir sezonda değiliz. Hani ilk yıl hani yeni gelmiştik, iş mevzusu vardı, çevre mevzusu vardı, bir sürü böyle engeller vardı. Onları en azından aştık. O yüzden hani kendimi teselli edebileceğim tek nokta bu açıkçası. En azından işte geçinmek zor mu? Nasıl olacak? Nasıl bitecek falan? İşte bir sonraki ayın kirasını ödeyebilecek miyiz? Ya da 2 ay sonrasını ne yapacağız falan gibi düşünceler içerisinde değiliz. Bu şey de demek değil yani. Süperiz, harikayız falan filan da değil yani. Yine çok şükür geçiniyoruz yani. İdare ediyoruz. Düzenli bir gelir elde ettik yani. Düzenli bir gelirimiz var sonuçta. Bu güzel bir şey ama diğer bakımdan insanların bu süreçte yıpranması gerçekten de bunaltıcı. Yani bakıyorum bazıları çok kafayı takıyor. İşte zaman zaman gruplara falan bakıyorum, insanlar bu konularla alakalı ne söylüyorlar falan diye. Gerçekten hani bazıları biraz daha ağır atlatıyor bence. Kimisi böyle paranoyak gibi olmuş böyle gördüğüm kadarıyla. İşte şey diyorlar, burada her şey konuşmayalım, kesin burada home office'ten çalışan birileri vardır. İşte ne bileyim hani sanki böyle şey gibi, sanki biz kaçak gelmişiz de böyle bir yerde böyle kuytu bir yerde böyle sıkışıp kalmışız gibi cümleler falan kuruyorlar. Bu böyle de değil yani, sonuçta biz buraya vergimizi ödüyoruz, sığınmacı olarak gelmedik, business vizesi alarak geldik biz buraya. Onun dışında süreç bu şekilde ilerliyor. Bizler hani genel olarak iyiyiz. Tabii her şey şekilde ailelerimizi özlüyoruz, özlemiyor değiliz. Hani bazen Türkiye'deki arkadaşlar şey diyor, saçmalama ne geleceğim buraya falan diye cümleler söylüyorlar. Hani
Bunları da çok anlayamıyorum çünkü onlar buraya gelmediği için, buradaki ortamı tam olarak bilmedikleri için, hani İngiltere'de süpersin, harikasın, işte çok para kazanıyorsun, hayat şartların çok çok süper gibi düşünüyorlar. Tabii bunlar önemli, önemli değil demiyorum. Tabii ki Türkiye'ye göre bazı şeylerin standardı yüksek ama sonuçta bir alışılmışlık var yani. Memleket hasreti var, aileyi görme isteme arzusu var. Özlüyor insan ister istemez. Bu gibi süreçler var. O yüzden hani insanların çok iyi anlayabildiğini de düşünmüyorum açıkçası. Onun dışında İngiltere'de farklı olarak neler vardı? Benzinle alakalı bir ara problem yaşanıyordu. Onları söylemiştik. Onunla alakalı çektiğim bir videoda bahsetmiştim. Bazen böyle marketlerde ufak tefek şeyler bulunamayabiliyor bazen. Ama bu genelleme yapmış gibi olmasın. Bütün İngiltere'de yok falan demiyorum yani. Belki bana denk geldi. Benim gittiğim Aldi'de belki o gün işte sallıyorum domates, marul falan yoktu belki. Onu demek istiyorum. Çünkü genelleme yapmak çok doğru olmaz. Belki başka yerlerde vardır. Sonra Covid mevzusu tamamen kalktı. Artık uçuşlarda vesaire hiçbir şey yok. Bildiğim kadarıyla aşı falan da hiçbir şekilde sorulmuyor. Normal hayata dönüldü. Hatta bugün bir haber gördüm. Türkiye'de de aynı şekilde. Türkiye'de de bir şey maske falan kalktı kalkacak galiba. Ya da kalkmanın tarihi verildi galiba. Genel olarak bu şekilde. Umuyorum ki en kısa sürede bekleyen bütün herkes uzatma sonuçlarını alır. Ve umuyorum ki herkes dilediği gibi planlamış olduğu ve umuyorum ki herkes dilediği gibi planlamış olduğu işlerini yapar. Şöyle şeyler oluyor, onlar gerçekten güzel oluyor. Şimdi yeni gelip de kendi alanında güzel işler bulan insanlar oluyor. Onlar yani duyunca çok güzel oluyor. Çünkü ben ilk geldiğimde birçok Ankara Anlaşmalı'yla temasta bulundum. Görüşmüşüm, bir şeyler sormuş bana. Aradan geçmiş 2 yıl ya da 1,5 yıl gibi bir zaman geçmiş. Hani tekrar böyle bir iletişimde bulunulduğunda hani bakıyorum herkes gerçekten de bir şekilde yolunu buluyor. Herkes bir şekilde de hedefleri doğrultusunda ilerliyor. Ama dediğim gibi ilk 1 yıl, 1,5 yıl, belki 2 yıl biraz da şansla alakalı bir şey. İnsanların kurduğu bağlantılarla alakalı bir şey. Zor geçiyor gerçekten. Ama dediğim gibi birçok kişi hani hep böyle kalmıyor. Güzel işler yapabiliyor. Kimisi yeni bir şey açıyor. Ne bileyim kendi işini yapıyor. Daha fazla gelir elde ediyor. Bunların haberlerini tabii duymak da gerçekten çok güzel. Varsa tabii bu konuyla alakalı düşünceleriniz, yorumlarınız falan. Geçen sene şöyleydik, bu sene iyiyiz. Ya da belki tam tersi, inşallah öyle bir şey yoktur. Gibi durumlarınız varsa tabii ki yorumlarda yazmayı unutmayın. Şimdilik bu videoyu çok uzatmadan sonlandırayım. Çünkü bir yerden sonra tekrara düşüyor. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Güle güle.